Karaciğer nakli dediğimiz zaman hastalıklı karaciğeri cerrahi bir yöntemle çıkarıp yerine sağlıklı bir karaciğer dokusu koyduğumuz ameliyattan bahsetmekteyiz. Akut karaciğer yetmezliği ya da kronik karaciğer yetmezliği dediğimiz karaciğerin fonksiyon görememe durumlarında ya da karaciğerde gelişen primer karaciğerin kendi tümörlerindeki bazı seçilmiş hastalarda karaciğer nakli yapmaktayız. Akut karaciğer yetmezliği denildiğinde daha önce hiçbir karaciğer hastalığı olmayan bir bireyde herhangi bir ilaca, virüse ya da toksine bağlı gelişen karaciğer yetmezliğinden bahsetmekteyiz. Kronik karaciğer yetmezliği dediğimizde ise genelde temelde altta yatan nedenler sirozlardır. Sirozlar hepatitlere bağlı gelişebileceği gibi alkol kullanımı ya da karaciğer yağlanması neticesinde de gelişebilmektedir. Bir diğer karaciğer nakli gerektiren durumda metabolik karaciğer hastalıklarıdır. Bu doğuştan genellikle çocukluk çağında nakil gerektiren durumlardır ve bazı vücutta eksik olan enzimlere bağlı gelişen metabolik hastalıklar nedeniyle yapılmaktadır. Her karaciğer hastası ya da siroz nakil gerektirmez. Hastada dekompansasyon dediğimiz karnında sıvı toplanması, şiddetli varis kanamaları, bilinç bulanıklığı, sarılığın artması, siroza bağlı böbreklerin ya da akciğerlerin etkilenmesi temel nakil gerektiren durumlardır. Peki karaciğer nakli için gerekli organ nereden temin edilebilir? Bu konuda iki tane yol vardır. Birincisi, beyin ölümü olmuş olan, yoğun bakımda yatmakta olan ve aileleri tarafından organları bağışlanmış olan kadaverik dediğimiz donörlerdir. Diğer bir donör şekli canlı vericiden donörlerdir. Canlı verici 18 yaşın üzerinde 60 yaşın altında olmalıdır. Nakil olacak kişiyle kan grubu ya aynı olmalıdır ya da verici sıfır olmalıdır. Verici adayı başvurduğunda öncelikle kan tahlilleri yapılmakta, kan grubu uyumu saptandıktan sonra tomografi çekilmektedir. Tomografide temelde karaciğer yağlı mı değil mi, karaciğerin büyüklüğü, hacmi nasıl ve karaciğer içerisindeki damarlarda verici olmaya engel bir anatomik sorun var mı yok mu bunlara bakmaktayız. Tomografi aşamasından da geçen verici adaylarına MR kolanjiyografi dediğimiz MR'ı çekmekte ve safra yollarının anatomisini değerlendirmekteyiz. Karaciğer nakli yaptığımız hastaların ortalamada hastanede yatış süreleri 14 gün civarında, vericilerin ortalamada hastanede kalış süreleri 1 hafta civarındadır. Medipol Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi, canlı vericili karaciğer nakillerinde 1 yıllık sağ kalım %95'in üzerinde başarı oranını sağlamış, Türkiye'nin en başarılı merkezlerinden bir tanesidir.